Herkese merhaba ben Melih Esat Açıl. Kaz dağlarında altın aranması ile ilgili birçok yalan yanlış haber paylaşılıyor. Özellikle sosyal medyada birçok yalan enformasyon manipüle edilerek e, halka sunuluyor. Ve e, yani gerçekten hassas olsalar e, daha önce Tekirdağ'da, Yalova'da, Bodrum'da, Aydın'da Bak mesela Aydın'dakini söyleyeyim. Özlem Çerçioğlu Büyükşehir Belediye Başkanı seçim çalışmalarında pankartı kapatılıyor diye Aydın'da ağaç katliamı yaptırdı ve kimsenin sesi çıkmadı. Yani bizim şimdi sanatçılarımız kaz ile ilgili böyle bir hassasiyet kasıyorlar ya bunlarla ilgili bir gördünüz mü yazı tweet çizi bir şey yok. İşte şimdi böyle olduğu zaman insanlar samimiyeti sor sorgulamaya başlar. Samimiyeti sorgular. O konuya ge geleceğim kaz ile ilgili. Ancak Kalkıp bir pankart kapatma ile ilgili, ağaçla ilgili bir şey söylemiyorsun. Altın madeni. Orada insanlar ekmek kazanacak. Hani işsizlik işsizlik diye tweet atmayı biliyorsunuz. Bununla alakalı bir çalışma yürütülürken ağaç sever. Efendi bu konudaki en hassas kişi oluyorsunuz. Şimdi bir kere bu da yalan. Onu da söyleyeyim. Bir kere ilk cümlemde bir yanlış var. Kaz dağları dedim. Özellikle söyledim. Kaz dağlarında değil bir kere bu altın arama çalışması. Kaz dağlarında değil efendim. 40 kilometre ötesinde Kirazlı köyünün Balaban tepesinde yapılan bir çalışma. Açıp araştırabilirsiniz. Yani yapılan şey ortada kimse gizli saklı değil orada. Ve yüz binlerce ağaç katledildi deniyor. Sayıyı Orman ve Tarım Bakanlığı söylüyor. 13.400 tane ağaç kesilmiştir çalışma için. Ve şunu da söyleyeyim. Yani madeni istediğiniz yere dikemiyorsunuz. Maden bir yerde oluyor ve onun için kalkıp öyle bir çalışma için bu yapılabilecek bir şeydir. Yani orada altın madeni var. Doğal gaz rezervi bulun, petrol bulun. Bu madenler olmasa nasıl ısınacaksın veya nasıl işte devletin ekonomisine katkı sağlayacaksın? Bir. Bu konuda da geleceğiz. Ağaçla ilgili hassasiyet olan e, burada birçok bu noktada muhalif kişilerin de görüşlerine yer vereceğim. O yüzden lütfen e, videonun sonuna kadar izleyerek e, yorum yapın. İkincisi siyanür kullanılıyor deniyor. Yalan. E, Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı'na yalanlama var. Onun da ötesinde hani Bazıları ona inanmıyor. Bazıları. Ama zaten maden işletmesinin normal doğasında siyanür maden bulunduktan sonra içerisinde kullanılan bir madde. Yani bunu bilmeyen bir, bir güruh cahil yazıyor. Aman işte yine ağaçlılık şey ettiniz, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Yani. Gezi'de de yapıyorlardı bunu. Ağaç, 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 ağaç. Ağaç, ben de ağaç severim. Ben Çekut'un üyesiyim. Ben Çekut'tan'ın üyesiyim bizzat e, ağaçlandırma ile bir derneğin gönüllüsüyüm. Ancak manipüle etmek, yalan yanlış bilgiler vermek noktasında bunların karşısında durmak ve konuşmak zorundayım. Şimdi 40 kilometre ötede şu an bulunduğunuz evinizden bir hesap yapın. 40 kilometre ötede bir çalışma var. Ve yine söylüyorum o 13.400 ağaç evet yani canımız yanıyor ancak yani şöyle düşünün 13400 orada bir maden var. Maden yani istediğin yere maden kuramıyorsun böyle bir şey değil o. Altında olan bir durumdan bahsediyor. Madenler ülkelerin ekonomisine büyük katkı sağlayan yerler. Şimdi bir diğer taraftan buradaki çalışmaları yabancı şirket Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor diye bu noktada da eleştiriler var. Ona da geleceğim. Ancak ondan daha çok şirketin CEO'su John McKinsey'nin açıklamaları çok konuşuldu. İşte Türkler taş taşımada çok iyi diye başlıklarla bu açıklamayı burası kırpıp verildi. Açıklamanın öncesini ve sonrasını dinlediniz mi hani bunu görenler varsa belki eleştirmişlerdir. Devamını ve öncesini dinlediniz mi? Eğer dinlemeden Türkler taş taşımada çok iyi cümlesini aldığınız zaman işte bu böyle olmaz. Böyle hayata yaklaşırsanız zaten olmaz. Bu koyun sürüsüne dönersiniz. Kusura bakmayın çok açık söylüyorum. Haberler manipüle edebilir insanlar. Hani Malcolm X'in sözü var ya dikkat etmezseniz medya sizi zalimleri sevmenize, mazlumlardan nefret etmenize yol açabilir diye. Bakın bu önemli. Şu anda da sosyal medya bu noktada çok güçlü olduğu için e, sosyal medyada birçok yalan yanlış bilgi dönüyor. Bu açıklamanın devamında diyor ki Türkler taş taşımada çok iyi. Bu noktada madenci, devamında madencilik alanında çok başarılılar ve birçok araç gereçleri bu taşımada kendileri üretip bu şekilde yapıyorlar diyor. Biz yabancı da çalıştırmıyoruz. E, Türk, Türkiye'de çalışıyoruz. Onların istihdamı için vesaire birçok noktada anlaşmaları bu şekilde yapıldır anlatıyor. Yani biz burada devlet diyor ki bizim çalıştıracaksın. İstihdam yaptırıyor burada. Yani birilerin istihdam yapmasına ne sıkıntı var? Taş taşıma cümlesini tek başına aldığın zaman evet böyle bir şey gözükebilir. Ya Türkler taş taşıyabilen millet. Böyle değil. Devamını bir bir dinlemek lazım. Öncesinde de diyor ki 100 milyon dolar işte şeye verdik. Burada bize bu noktada yardımcı oldular ve madencilik alanında çok ciddi çalışmalar olan bir millet devam ediyor böyle. Hatta en iyilerinden diye gösteriyor. Türkiye dünyanın en iyilerinden diye devam ediyor konuşmanın devamı. Bir kısmını alıp kalkıyorsun, şey yapıyorsun, post alıyorsun, paylaşıyorsun. Bir kere Türkiye'de çalışma yapan bir şirket böyle bir normalde eğer, hani kendisi böyle diyelim, Türk düşmanı olacak olsa böyle bir şeye girer mi? 100 milyon dolar buraya para yatırmış kovarlar gider. Böyle bir şey yapabilir mi? Biraz biraz mantık işte. Devamını dinlemiyorsun. Öncesini dinliyorsun. Devamında diyorum ya. Türkiye madencilik alanı çok ileri. taş taşıma diyor. Devamında da bu noktada kendi aletlerini geliştirmişler. Özel aletler geliştirmişler diye. Şimdi bu o videoyu buraya koyamıyorum. Normalde biliyorsunuz hep koyuyorum ama o videoyu koyamıyorum. Çünkü daha önce de birçok yabancı kanaldan aldım. Çünkü o yabancı bir kanalda aldığım e, videolara telif geldi. Yunan işte e, şeyle alakalı. Daha önce söylemiştim, göstermiştim. Telifler geliyor. Ama devam bu şekilde. İnternetten aratıp bulabilirsiniz. Yanlısı aşağı yazın. Yanlış söylüyorsun, yalan söylüyorsun kardeşim. Aşağıda var. Ben burada ne söylüyorsam belgeli söylüyorum. Bak burada tek tek kazılıyorum. Ne varsa burada böyle kısa kısa notlarla hazır. Hepsi belgeli, kaynaklı. Şimdi 40 kilometre ötede yapılan bir çalışma ve altın madeniyle ilgili. Oradan çıkacak para Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bir şey ve o alınmasa geri dönüyor. Niye o şirketle çalışılıyor? Arkadaşlar Rusya ile biz e, termik santral noktasına çalışma yapıyoruz. Veya İngilizlerle işte TFX uçağı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Veya Japonlarla işte e, birçok buhar teknolojisine vesaire çalışma yapıyoruz. Yani birçok noktada, birçok noktada bu noktada uzman şirketlerle çalışma yapılır. Bu sadece bizim için değil Amerika'da öyle işte. Mesela F-35 en çok konuşulduğu için söylüyorum. Yani Madencilikle alaka diyebilirsiniz ama bu çalışmalar devlet normalde bunlar vergilendiriyor. Para kazanıyor devlet. E bu noktada F-35 ile ilgili 9-10 tane ülkeyle yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Türkiye tedarikçisi. Hani o konuşuluyordu ya gündemde çıkarıldı vesaire. Bir tanesi de bizdik mesela. Niye? O konuda daha iyi. Bunu yaptırıyorlar. Veya daha düşük maliyet oluyor. Bunu yaptırıyorlar. Yani bu noktada e, yani bir yabancı şirketle çalışmak bu Türkiye'nin toprağı içerisinde olduğu için anlaşmalar ona göre. Burada mesela o konuşma devamında söylüyor. E, izinler alırken devlet denetimi vesaire anlatıyor. Yani o yüzden bir şirkette çalışılması eğer uzmanlık alanına daha ise çalışacaksın. Çünkü kazandığın şey senin devletin. Oradan kalkıp altın kaçacak değil yani. Çok film izlemiş olursunuz öyle bir düşünceye kapılırsanız. O çok komik olur yani cahilce olur. Bak daha da gülerim ama tutuyorum. Yapmayın lütfen. Şimdi e, bazı görüşler var. Uzmanların görüşlerini aktaracağım. Polemikleri geçelim. iki taraftan da aktaracağım. Yani orada yapılmaması ile ilgili de yapılmasını savunanlar içinde. Ancak şunu söyleyeceğim. Altın madeni yani kafana göre bir yerde açamazsın. Orada sismik çalışmalar yapılıyor, bakılıyor. Ona göre yapılıyor. Ve oradan çıkacak maden ülkenin enerjisine, sanayisine, ısınmasına, her şeyini etkiliyor. Altın olsa ekonomisine, satışına vesaire. Yani ağaç kesmeyelim. Ağaç, biz, yani bu ağaç kesilmesini kimse istemez. Ancak yani bu maden çalışması yapılırken kesilen ağaçların daha fazlası dikileceği söyleniyor. Hem de iki bakanlık tarafına bunları dikeceğiz diyor. Çalışma bitti ama bundan fazlasını dikeceğiz diyor. Burada bir çalışma yürütülüyor. Hani yine de kesilmeyelim kardeşim altında üretmeyelim çıkarmayalım diye. Eyvallah bak olabilir saygı duyarım. Buna da saygı duyarım. Ama işsizlikle ilgili konuştuğun zaman da nasıl yapılacak bunlar? bir yerlerde çalışma yapılacak. İşte sanayi kuracak, şu yapılacak, bu yapılacak. Ağacın olmadığı yerde yapılsın mesela sanayi. Olabilir. Ona tamam. Ama madeni nasıl yapacaksın güzel kardeşim? Hadi çıkartalım. Boşluk bir arazi bulduk. Konya Bozkır'ın ortasında. Yoksa ne yapacaksın? Bu maden yer altında olan bir şey. Şimdi sizlere uzmanların, bu konunun uzmanlarından, öyle siyasi polemik değil, bu konu uzmanlarından hem yapılması gerektiğini hem de yapılmaması gerektiğiyle ilgili görüşlerini okuyacağım. Ee, siz de değerlendirin. Profesör Doktor Derin Orhon Bilim Akademisi üyesi. Ne demiş? Bizi idare edenlere doğamızı emanet ediyoruz. Bu konuda Türkiye'de büyük sorun var. Salda Gölü'nde bizzat Çevre Bakanı Millet Bahçesi yapılacağını söylüyor. Doğanın korunması söz konusu olduğunda bunun değeri nedir acaba? Mesele ağaç kesildi. Mesele ağaç kesilmesi değil, oranın yapısının değişmesi. Bu durumda bir şey güvenmemiz lazım. Çede güvenelim. Çede güvenelim. Katiyen çede güvenemeyiz. Bergama altın madeni inceleme fırsatı buldum ama Bergama örneği tesis olarak literatüre geçmiştir. Bergama'da yapıldı. Bergama'da yapıldı diye Kaz Dağları'nı mahvetmenin anlamı yok diyor. Şimdi bir saldıdan başlıyorum. Saldanın millet parçası yapılması oranın doğasının korunması açısından birebir iyi bir şey. Çünkü onu iyi incelen birisi araç girişi yasak. Ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Doğal ilgili raporlar tutuluyor. Doğanın korunması ve alanın büyütülmesi ilgili çalışma yapılıyor. Burada ağaçlandırma yapılıyor zaten. Araç girişi, o havanın ile ilgili. Yani burada bir bahçe, millet bahçesinden bahsediyor. Millet bahçesi yapılacak diyor. Bahçe yapılıyor. Yani şey değil, Luna Park değil bu bahçe. Tamam burası koruma alanını alıyor. Yani bunun neyinin derdim var? <laughs> UNESCO korumaya alsa eyvallah dersin. Devlet korumaya aldığı zaman yani bu devletten çok ya işte anlıyorsunuz yani siyasi değil diyorum ama işte oluyor ya akademisyen bu ülkede barış akademisyenleri de vardı konuşmuştuk yani. Ama görüşü aktardım görüşünü. Katılabilirsiniz yani. Yine de yapılmaz diyor. Bu da Bergama örneği veriyorsun. Sayın profesör. Bergama'da yapıldı literatüre geçmiştir iyi yani iyi anlamda diyor. Ben inceledim diyor iyi diyor. Bergama'da yapıldı diye Kaz Bergama'da yapıldı diye. Bergama'da yapılan iyi diyorsun. Olmuş diyorsun. Bu yapıldı diye Kaz Dağları'nda yapılan, Bergama'da ben İzmir'im, Bergama'da da hani orman şey kesildi. Sonra devamında ağaçlandırıldı. Aynı şey burada yapıldı ama buna niye itiraz? İşte. Ben İzmirliyim, Bergama'yı bakın araştırın oraya. Şimdi bir diğer taraftan telefondan not aldım diğerlerinden. Ee, Profesör Doktor Güven Önal, Yurt Madencili Geliştirme Vakfı Başkanı. Diyor ki devletin bakanlarına güvenmek zorundayız. Her şey kural içinde yürür. Orman Bakanlığı kesin ağaç sayısını en iyi bilendir. 13.400 ise ben Orman Bakanlığı'nın rakamlarına bakarım. Diyor. Enerji Bakanı zaten sit alanı olmayan su havzası gibi yerlere zaten ruhsat vermez diyor. Demek ki böyle bir tehlikeni yani buraları ruhsat vermez eğer veriyorsa bunun çalışması yapılıp veriliyor diyor. Ee, devam ediyor. Dünya çapında bu konuda örnekler çok sayıda mevcut. Ankara Kazan'da soda kompleksi vesaire diye. Burada tabii bir sürü örnekler vermiş. Ona 10 bin kişiye istihdam diyor. Ailelerle birlikte bu sayı 10 binleri aşıyor vesaire diye devam ediyor. Doğa kendini tamir eder diyor. Biraz atlayarak geçiyorum. Normalde muhalif olan ikileri cümle cümle okudum. hakkına girmeyelim diye. Ama burada zaten diyor ki bu yapılabilir. Bu zaten bölüm devamında da Doğa kendini tamir eder diyor. Madencilik belli bir rezerv üzerine belli bir sürede yapılır. Bu süre bitince şirketler oraya eski haline getirmeyi temin ederler. Bu noktada anlaşırlar diyor. Zaten bakanlık kendi de teminatı veriyor. Halk için teminatı veriyor. Zaten anlaşma içerisinde onlar kendisi zaten yapacak diyor. Bak, teminat işte. Bu değerin dışında buradaki altın lazımsa bunun yapılması gerekiyor. Siyanürle altın aranamaz diyor. Bak madencilik şeyi başkanı bu adam. Aranamaz diyor. Ben de söyledim ya başında aranamaz. Altın normal bir maden gibi aranır. Testinin bulundukları yerde arandırmak için siyanür kullanılır, bulundukları yerde. Bu da kapalı devredir. Çevreye zarar verilmez. Bergama madeni 18 yıldır çalışıyor. Çevreye en ufak bir zarar yok. Az önce muhalif olan şeyde onun örneğini veriyor. Doğru geçmiştir diye kaz dağları diyor. çok kendisi de çelişmiş ama Sayın Profesörüm ne yapalım? Doktor Muhterem Köse. Altın madencileri Derneği Genel Koordinatörü. Yeri seçme şansı yok başlıklı burada yazı. Kamuoyunda tartışmalı konular bilimsel olarak incelenmiyor. Türkiye'de nerelere madencilik yapılır, nerelerde yapılmaz belli. Milli parklarda, doğal koruma alanlarında, özel çevre ormanlarında, kısa orta mesafe su havzaları koruma alanlarında madencilik yapılamaz. Buralarda kimse ruhsat alıp da bu işe soyunamaz. Şu anda yapılan madencilik faaliyetleri yasaldır. Ziraatçilerin toprağı sürmesine neyse madencinin görevi de yer altındaki madenleri toplumun ihtiyacı için çıkartır vesaire diyor. Devamında da siyanür kullanımıyla ilgili siyanür kullanılamayacağını söylüyor. Altının eritilmesi noktasında bunlar kullanıyordu Devam ediyor. Yani burada bilimsel bilgiler var. Ağacın yenisi gelir diyor. Ağaç çıkar bu noktada diyor. Devamında da işte okumuştum ben özellikle. Altın madeni bir daha bulunamaz. Yani çünkü belli yerlerdedir diyor. Ağacı tekrar yenilenir. Oralar daha fazlasıyla daha da büyük şekilde orman büyür diyor. Devamında açıklama. Şimdi bakın. Ağaç noktasında olan bu. Bakanlık açıklıyor. Sen kalk bakanlığın verisine inanmıyorsan bunu bunu hani gözle görüp de inanmıyorsan, bakanlık veri veriyor inanmıyorsun. Ne? Yani buna yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu, bu, noktada zaten bu, bu cahildir. Bunlar zaten tartışılmaz ama burada hakkaniyetle biliyorum birçok bana muhalif olan kardeşlerimde kardeşlerim de izliyor. Yani bana direkt muhalif ama benim bilgilerimin bakalım neler diyormuş işte izleyenler var. Çok teşekkür ederim. En çok hani, gerçekten yani böyle kıyaslama gibi olmasa ama daha çok seviniyorum. Hani farklı görüşten insanları izlemesi daha iyi. E çünkü konular üzerine değerlendirme yapmak lazım. Bütün olarak işte şunlar şöyle, bunlar böyle dersek bu cahil insanı yapacağı olur. Burada belli 13 bin küsur ağaç kesilmiş. Evet, canımız yanıyor ama bir madencilik çalışması. Şimdi burada sen devlet başkanı olsan bir bakacaksın ne kadar bir e, şey var. İşte on binlerce insan istihdamından bahsediliyor. Kazandığı devletin ekonomisine katkı yapılıyor ve aynı ağaçlar dikileceği ve dikeceğini biliniyor. Ki olmazsa kendimiz dikeceğiz diyor zaten açıklama var. Anlaşma öyle. E şimdi yani ne yapacaksın? O zaman diyelim altın madeni ülkenin e, buralarda. E çıkarmayalım o zaman. Doğalgazda şeyin oldu Çıkarmayalım. E burada şu var yapmayalım. O zaman mesela doğalgaz rezervleri için işte şeyde çalışıyor Doğu Akdeniz. Onu da yapmayalım. Balıklar ölebilir. Yani burada e, insaniyet önce beşeri varlıklarız biz ve bizim ihtiyaçlarımız var. Bu noktada bir çalışma yürütülüyor. Eğer yani iki tane bir seçenek olsa şurada burada onu tercih et. Ben de derim eğer öyle bir seçenek var orayı tercih Kardeşim niye orada ağacımızı kesiyorsun derim. Ama zaten yapılacak o ağaçlar. Fazlası dikilecek. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu konuda hakkaniyetli olmak lazım. Bak veri veri verdim. 1946-2002 yıllarında 57 yılda 2 milyon 446 bin 320 hektara 3 milyar 138 bin 729 ağaç dikilmiş. 57 yılda dikilen ağaç bak. Son 2 yılda 2 milyar küsür ağaç 2 milyon 429 bin e, hektara e, toplamda da işte son 14 yılda 5 milyar küsür ağaç 6 milyon 200 küsür bin diye geçiyor milyon iş işte ağaç istatisi kurumdan bakabilirsiniz kat ve kat fazlası dikilmiş yani parti o, zanlık bu video parti şeyle alakalı değil ama eğer bununla alakalı bir durum varsa buyurun yapmışlar arkadaşım yapmışlar kardeşim burada veriler var kat ve kat fazlasını yapmışlar cumhuriyet tarihinde dikilen iki katı zaten burada yazıyor yani orman alanlarının büyüdü. Bu konuda bir algı oluştuğu için insanlar ne dese bu noktada inanmayabiliyor. Ama hakkaniyetle bakmak gerekiyor. Bir araştırmak gerekiyor. Ardını ön, öncesine bakmak gerekiyor. Yani hem işsizlikle ilgili bir şey söylüyorsun. Burada büyük bir şey var. Yani bu sadece bu değil ki. Can Ataklı bir tane açıklama yapmış. TL1'de o var ya sözcüğün şey e, TL1'de Cumhuriyet Halk Partisi ortaklı kanalda vesaire çalışan birisi. Can Ataklı diyor ki işte Aynı durum Kanada'da olsa mümkün değildi diye. A oradaki altın madeni örnek. Onun altın madeninin çıkacağı yer dağlık zaten. Kuzey Alaska tarafında yapılan çalışmaya örnek göstermişsin Can Ataklı Bey. Yani insanları güldürmeyin ya. Bir i̇nsanlar inanıyor işte ama. Biz Can'a doğru söylüyor. Kanada'da o yapılmamış. Demek ki Kanada'da şirket Türkiye şey gördüğü için Türkiye bu noktada ediyor. Yapmayın. Dostlar. Biraz bu konularda hakaretli bakmak gerekiyor. Ve buradan çıkacak istihdamla devletin ekonomisine yapılacak katkıyla ve yani yabancı şirket deniyor ya burada araştırılarak yapılıyor bunlar. Yani şu değil yani o Kanadalı şirketle bir şey yok ki. Kanadalı şirketle Japon şirketi daha iyi yapacaksa o çağrılır o yapar. Yani Türkiye'den bu noktada bir öndelerse bizden birçok noktada önde olan ülkeler yok mu? Var. Var. Şu zamana kadar birçok noktada. Almanya mesela mühendisliği daha iyidir. Getir kardeşim bir şey yapılıyorsa ülken için yapılıyor. Getir. Rusya'dan termik niye o konuda çok uzmanlar. Getir. Rusya'da ile Rusya ortaklaşa şey yapıyorsun. Yani bu biraz şeye benziyor. S4 o zaman almayalım gibi. Ya iyi i̇yi de kardeşim onlar yapmış da, Bunlar becermiş. E sen de mesela başka araç yapıyorsun. Seni yaptın işte iyi alır, siyalar da dünya alıyor. Diyebilirsin ki madencilikle ne alaka? Aynı. Bunlar da uzmanlık isteyen konular. Yani maliyeti var. Çünkü yerin altına giriyorsun. Ya o yüzden bu, bu da önemli. Çok konuşulduğu için tekrardan söyledim onu da. Yani şirketin böyle olmasıyla alakalı değil. Ha gönül ister Türkiye'den bir şirket olsun. Evet daha iyi geliştirilsin vesaire. Ama diyor mesela Türkiye'nin uzmanlık alanı ile ilgili işte o videonun konuşma, adamın konuşmasında şirketin bu altın e, şey noktası, kazı noktasına çok başarılılar diyor. İşte taş taşıma şeyini kırpıyorlar ya onun öncesinde devamında uzun bir konuşma. Ben izlediğim için parça parça aklıma geliyor. Aktarıyorum size. Bu konuda uzman da çok iyiler diyor. Yani taşta değil devam madencilikle alakalı bir konu anlatıyor. Ama onların da demek ki araması, işte sismik çalışmaları vesaire daha iyidir. Buraya gelmişler, çalışıyorlar. Bunlara biraz doğru bakmak gerekiyor. Bizim milletimiz de şimdi gezden bu yana böyle bir ağaç şeyi oldu sendrom ama örneklerini verdim. Bu belediyede laf etmiyorsun. Pankart için adam ağaç kesiyor, bir şey yok. Burada insanlar istihdam sağlayacak, devletin ekonomisine katkı olacak. Bunda çığır. Niye? E çünkü buna Orman Bakanlığı izin veriyor. Niye? İşte Tabi Bakanlıkları Bakanlığı izin veriyor. Yani o zaman bu 200'lük olur. Çok açık söyleyeyim. 200'lük. Bu konuda bunu eleştiren 200 lira. Onu eleştirmiyor. Bunu eleştirmiş olan. İyi e eleştirmiyorsun. Bodrumun her tarafı taş şeyine döndü. Yani her taraf kesildi biçildi. Yok. Kanetli olalım. Bunları aktaralım. Bunları gençlerimiz aktaralım. Sosyal medya hesaplarımıza paylaşalım. Bu gerçekleri inşallah gösterelim. Evet, izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu benim için çok kıymetli. Eee Videolarımızın daha etkili olabilmesi için kanalımızın büyümesi gerekiyor. Bu noktada da kanala abone olup hemen aşağıdan birkaç senenizi ayırıp kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Videoyu da beğenirseniz video daha çok işin önüne çıkıyor ve o şekilde daha çok kişi izlemiş oluyor. Tabi paylaşarak da yine daha çok kişinin izlemesine vesile olabilirsiniz. Ee, son birkaç videodan hatırlatıyorum, bu videoda da hatırlatacağım gidene kadar. Ee, Instagram'dan da e, takip edebilirsiniz. Özellikle Avrupa'da olanlar e, Instagram'dan mesaj atarsa yakında Avrupa'da bazı ülkelere gideceğim farklı farklı konumlarda. E, oralarda olanlarla da görüşebiliriz böyle bir fırsatımız olabilir. Evet e, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.